Siz bu zor saatleri nasıl yaşadınız? Hemen seyircilerimizle paylaşır mısınız? Çünkü uçaktan en son bırakılan kişisiniz. Evet. Uçağa işte dediğimiz gibi 6.45 uçağına binmiştik. Kıbrıs'tan. 7 gibi uçak kalktı. Ben uçağa bindiğimde zaten yorgun olduğum için uyuyakaldım hemen. Uyuyakaldım. 15-20 dakika sonra falan sesler gelmeye başladı. O sırada uyandım ben falan baktım. Tam pilot kabininin tekmelendiğini gördüm ben o sırada. Pilot kabininin yani kokpit kapısının tekmelendiğini gördünüz. Evet. Onun tekmelendiğini gördüm ve herkes panik içinde ne olduğunu falan söylemeye başladılar falan. Hostesler oradan gelen hostes amiri bir şeyler söyledi. Şöyle yakın alalım hem tabii. Görüntüleri de paylaşalım. Evet. Hostes amiri biraz bilgi verdi insanlara. Bu sırada insanlar arkadaşın biraz önce dediği gibi bayağı sinirlenmeye başladılar çünkü tekmeleyince. Orta kısımdaki insanlar, özellikle erkekler ayağa kalktılar falan işte oraya yürümek için. O sırada hostesler falan sakinleştirdi. Uçağın herkes kaçırıldığını anladınız artık net bir şekilde. Evet, o sırada anladık. Ve belirli bir süre sonra da Antalya'ya indiniz. Antalya'ya indikten sonra da bu defa o belirli prosedürler başladı. Kaptanlar gittiler, kapılar açıldı, orta kapı vesaire. Ama bu sırada siz dışarıya çıkamadınız. Neden dışarıya çıkamadınız? O sırada işte herkesi sakinleştikten sonra artık yapacak bir şey de kalmadı. Çünkü elimde bomba var, işte uçururum uçağı ve gibi. Ve siz tam yanında oturuyordunuz değil mi bu hava korsanı? İlk arka tarafta oturuyordum. Sonra uçak indikten sonra havasız kaldık belli bir süre ve çocukların, bayanların arkaya gidip oksijen almasını istedi korsanlar. Hı-hı. Ve belli bir sayıda kişiler, bayan ve çocuklar arkaya geldi. Arka kısma, benim olduğum yere. Benim yanımda da zor durumda olan, kucağında çocuk olan bir bayan vardı. Hı-hı. Ben dedim buyurun siz oturun dedim. Hı-hı. Ben ayağa kalktım o sırada. Benim ayakta olduğumu görünce beni yanına çağırdı ve yanındaki koltuğa oturttu beni. Nece konuştu sizle? İngilizce işaret ederek. Hı-hı. Konuştu. İngilizce işaret ederek herhalde bir laf söyledi. Sit down demişti değil mi? Sit down dedi evet. Hı-hı. Orada ben de yanına oturdum. Belli bir süre sonra zaten baya artık fenalaşanlar falan oldu. Yani sonra artık uçaktan büyük bir bölüm tahliye oldu. Evet, dışarıya bayanların, çıktı. Yaşlıların ve çocukların dışarı çıkarılmasını istedi. İzin veriyorum. Siz bu defa diye. Orada en önde bu defa tam o kargaşa içerisinde arkadaki yolcular arka kapıyı ve orta kapıyı açmışlar. O sırada herkes dışarı çıkmaya başladı. Ben tam o sırada hareketlendim dışarı çıkmak için, beni tuttu ve sen yerine otur. Omuzundan mı tuttu seni? Evet. Omuzumdan tutarak tuttu, yere oturttu o şeye. Oturttu. O sırada ben çıkamadım ve yanımdaki arkadaş da çıkamadı. Bu sırada orada kaldık biz. 3 erkek, 3 hostes. Orada kaldık yani. Sizin futbolcu olduğunuzu öğrendiler daha sonra değil mi? Evet, futbolcuyum ben de. Peki şöyle enteresan bir şey anlatmıştınız yayın öncesinde. Bir ara arkaya tuvalete gitmeye ihtiyacınızı belirttiniz. Fakat dışarıda sniper olabilir korkusuyla aslında kaçabilecekken uçaktan çıkmadınız. Bu nasıl gelişti? Korsanlar hep ikide bir pencereleri açıp pencereleri kapatmışlardı. İkide bir açıp dışarı bakıyordular. Sniper var işte, o tarz kelimeler kullandı. Hı-hı. Siz tabii bu sniperları gayet net bir şekilde duydunuz değil mi? Duydum. Korsanla korsanların konuşmalarını. Ben bir ara, çünkü arka taraf bomboş, hepimiz ön taraftayız. Orta kapı ve arka kapı tamamen açık. Ben bu arada lavaboya gitmek istedim ve izin verdi bana, git dedi. Hı-hı. O sırada kaçmayı düşündüm, baktım. Sonra lavaboya girdim. Yani arka kapıdan da atlayabilirdiniz. Atlayabilirdim, Diğer kapılardan da çıkabilirdiniz ama korktunuz mu? Evet, o sırada düşündüm yani. Sniper falan deyince orada, yani çünkü aile dostlarımla falan, abilerimle konuştuğumda sakin ol, otur yerine falan dediler. O yüzden ben de fazla bir şey yapmak istemedim. Yani uçaktan çıkabilecekken siz çıkmadınız, tuvalete gittiniz ve bu defa yine korsanların yanına döndünüz. Evet, geri tekrar yerime döndüm. Peki bu döndüğünüz süreçte neler konuşuldu korsanlarla sizin aranızda? Gerçekten korsanlar artık bilmiyorum, onlar da gerçekten çok stresli böyle, profesyonel olduğunu zannetmiyorum onların. Patlayıcıyı görüyor muydunuz yani? Patlayıcı olduğunu söylenen. Yan yanaydık ve elindeydi ama onu tabii ki kimse bilemez yani bomba olup olmadığını. Elinde bir şey vardı ama. Hı hı. O tabii bizi çok korkutuyordu. Hı hı. O sırada yan yanaydık. Size elle müdahalede bulunuyor muydu korsan? Hiçbir şekilde elle falan hareket yapmadı. Hatta bir ara gülüyor falan, böyle gayet rahattı yani. Hı hı. Sigara istiyor yolculardan falan. Hı hı. Sigara içiyor falan. Hatta bir ara işte bize hosteslerden işte yemek getirin, su içsin,
yolcular falan diye böyle bir şeyde de bulundu. Talepleri oldu. Evet. Ve daha sonra sizin futbolcu olduğunuzu öğrendiler, evet, bildiler. Ve burada bu defa size herhalde bir şeyler söylediler değil mi? Hani gol atmazsan seni bir daha kaçırırız, evet, gibisinden. O sırada ben önde zaten bayağı bir sohbet etmiştik. Yani iyi davranıyorlardı bize. Sohbet ettik falan. Öğrenci misin falan değil misin? Öğrenci olmadığını söyledi falan. 34 yaşında olduğunu söyledi. O sırada ben futbolcuyum falan işte gazetede okuyordum. Ben futbol resmi falan vardı söyledim. Aa falan işte böyle bir şeyde bulundu bana. Ama ben şeyle o siyah giyen yabancıyla konuşuyordum. Diğeri Türk bilmiyordu yani. Sonra... Bu arada biz sizin telefonunuzu bulup canlı yayına sizi aldık. Evet. Ve siz canlı yayında da bize artık serbest kalabileceğinizi söylediniz. O sırada neler yaşandı? O sırada ben futbolcu olduğumuz söylemeden önce beni Sinan Engin ve Saffet Sancaklar aramıştı üst üste. Cep telefonunuzdan, evet, aradılar. Evet, cep telefonundan. Çünkü konuşmamıza izin veriyordu. Sinan abiyle işte Saffet abi... Yani futbolcu olduğunu söyle, işte İstanbulspor'da olduğunu onlar söyle. Onlar konuştular mı hava korsanlarıyla? Saffet abi konuştu sadece. O sizin kim olduğunuzu söyledi, evet, ne iş yaptığınızı. Ben konuşurken ben telefonu istedi ve ben de verdim. O sırada işte Saffet Sancaklı başkanla konuştu. Sinan abi de işte ondan önce futbolcu olduğunu söyle falan, işte anlat falan. Onlar da ve daha sonra serbest kaldınız ve evet, yürüyerek o görüntülerde de izlediğimiz gibi, evet, siz yürüyerek ön kapıdan çıktınız ve evet, güvenlik kuvvetleri sizi gelip aldılar değil mi? İlk bu konuşmada bölümden bırakmadı beni. Sonraki sonra kendi geldi. Ben hatta size canlı yayında konuşurken gitmek ister misin dedi bana. Ben de evet istiyorum dedim. Tamam sen gidebilirsin dedi yabancı. Anlıyorum. Ama ondan önce çok şey konuştuk böyle yani. Anlıyorum. Şey yaptı. Peki çok ucuz atlatılmış bir olayı burada hep beraber paylaştık. Evet. Kazasız belasız bitti ve iyi sonuçlandı. Sizler için kabustu, bizler için kabustu. Evet. Türkiye için bir kabustu. Yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve futbol hayatınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, peki Türkiye...